Merhaba arkadaşlar. Şimdi de iç kuvvetlerin önemli olan dört alt başlığından bahsedeceğiz. Onlar nelerdir? Orjeniz, eprojeniz, volkanizma ve deprem. Aslında dünyayı şekillendiren gücün iç kuvvetleri olduğunu ve bu anlamda dünyanın başkalaşmasını sağlayan da mutlaka ve mutlaka bu kuvvetler olduğunu unutmamız gerekiyor. Şimdi yer kabuğunu oluşturan ve bu anlamda şekil veren kuvvetler nelerdir? Adı altında topladığımız başlıkları tek tek inceleyelim. İç kuvvetler. Yer kabuğunun altında yer alan mantoda dikey yönlü hareketler görülmektedir. Ve biz bu hareketlere arkadaşlar ne diyoruz? Konveksiyonel hareketler diyoruz. Mantodaki bu hareketler yer kabuğunda hareket ettirmekte. Levhalar bu hareketlerde çok yavaş yer değiştirmekte. Bu levhaların bazıları birbirine yaklaşırken bazıları ne yapmaktadır? Uzaklaşmaktadır. Bu durum Az önce saydığımız alt başlıkları doğuracak. Onlar orijeniz, volkanizma ve deprem gibi farklı alt başlıklara neden olmaktadır. Şimdi orijeniz ne olduğundan bahsedelim. Peki orijeniz nedir arkadaşlar? Dağ oluşumudur. Dağ oluşumları nedir ve dünyayı nasıl şekillendirmekte Şimdi onları bir alt başlık halinde sıralandırabiliriz. Son derece yavaş gerçekleşen bir durumdur. Lütfen bu vurguyu unutmayalım. Eprojenizle de son derece yavaş gerçekleşecek. Peki birinci aşamamızda neler bekliyor bizi? Yer yüksek yerleri. Aşınım alanlarıdır. Bu da önemli bir vurgu. Yüksek yerler sürekli ne yapacak? Dış kuvvetler tarafından aşındırılacak. Bunlardan aşınan maddeler deniz ya da okyanus tabanlarında birikirler. Ve tortul bir tabaka meydana getirirler. Bu bilgiyi daha sonra tortul kaynaşlarda da muhakkak kullanacağız. Lütfen unutmamaya çalışalım. İkinci aşamamız ise oluşan tortul tabaka kıtaların yan basınçlara uğramasıyla ya kıvrılır ya da kırılır. İşte orijinizin alt başlıklarını da kırık ya da kıvrım dağları olarak şekillendirecek konuda bu arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Bir uyarımız var bununla ilgili. Tortul tabaka yumuşaksa kırılır ve kıvrım dağlarını oluşturur. Yani esnek ya da yumuşak tabakalar varsa elimizde mutlaka kıvrılacak. Daha sert esnek olmayan tabakalar ise ne yapacak arkadaşlar? Kırılacak ve neleri oluşturacak? Kırık dağları oluşturacak. Demek ki elimizde iki örnek var. Kırım dağlar ve kırık dağlar. Temelde onların birbirinden farkı nedir derse hemen aklımıza şu bilgi gelecek. Biri esnektir, kıvrılır ve kıvrım dağları oluşturur. Yani paralel sıra dağlardır bunlar biri ise daha sert yapıdadır ve kırık dağlar oluşturur. Evet arkadaşlar şimdi az önce söylediğimiz kıvrım ve kırık dağların neler olduğu, Türkiye'de hangi bölgelerde görüldüğü ve genel özellikleri neler olduğundan bir bahsedelim arkadaşlar. Şimdi kırık dağlar Gördüğünüz üzere ilk şekli temsilen Kırık Dağları verdik. Kırık Dağlar Türkiye'de en fazla Ege bölgesinde. Peki Kırık Dağların olduğu bölgeler depremik midir? Evet oldukça yoğun deprem alanlarıdır. Fay var mıdır? Depreme bağlı olarak evet faylanma da fazladır. Yine buna bağlı olarak sıcak su ve termal alanları da oldukça yoğundur. Yine şekilde gördüğümüz üzere horst alanları yüksek yerleri yani dağlık alanları, graben alanları ise ovalık alanları temsil etmektedir. Yani biz kırık dağlarda horse ve grabenleri göreceğiz. Grabenler daha çok ovalık alanlar, horslar ise dağlık alanları temsil edecek bölge için. Mesela bizim e, karşımıza şöyle sorular çıkabilir. Horse alanları Türkiye'de örnek olarak hangileri dahil edilebilir? Hemen aklımıza gelecek ilk örnekler Ege bölgesinden Aydın Dağları, Madra Dağı, Kaz Dağı, Bozdağlar gibi dağlar. Peki Graben alanlarının örnek nedir derse hemen aklımıza yine Ege bölgesinde bulunan Büyük Menderes, küçük Menderes, Gediz ovaları gibi ovalık alanlar gelmelidir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Hemen arkasından ikinci şekli değerlendirelim. Kırık dağları biliyoruz artık. Şimdi de Kıvrım dağlarındayız. Kıvrım dağları daha ne olacak arkadaşlar? Esnek kütleler olacak. Bu yüzden kırık dağları gibi birbirinden kopan kütlelere rastlamayacağız. Aksine birbirine sıradan şeklinde uzanan yumuşak ve esnek kütleler karşımıza çıkacak kıvrım dağlarında. Peki Türkiye'de nerede görülür? Karadeniz ve Akdeniz gibi alanlarda Kıvrım Dağları'nı rahatlıkla rastlayabiliriz. Ki bunlar Türkiye'deki paralel yani sıra dağlardır lütfen unutmayalım. Peki bu dağların özellikleri nelerdir? İklim mesela içeriye girebilir mi? Hayır iklim dağların paralel uzanmasından dolayı içeriye ne yapamayacaktır? Sokulamayacaktır. Bu bir örnek. Peki Ege'deki gibi deprem riski yoğun mudur? Hayır arkadaşlar daha yumuşak kütleler olduğu için daha esnek kütleleri olduğu için yumuşak geçişlere sahne olmuştur. Ve bu nedenle kırıklarda olduğu gibi şiddetli faylanma ya da deprem riski taşımayacaktır. Bu bölgeler özellikle ülkemizde de bu örnekler Karadeniz ve Akdeniz'de görülecek örneklerdir. Peki bunun haricinde kıvrım dağlarda ne gibi özellikler var? Yüksekte kalan yerleri biz kırık dağlarda host demiştik. Peki burada yüksekte kalan dağları ne diyeceğiz? Antik klinal. Aşağıda kalan daha çukurda kalan alanlar ise senklinal ismini alacak. Kıvrım dağlarında Lütfen bunu da unutmayalım arkadaşlar. Hemen arkasından eprojeniz. Ojeniz daha oluşum buydu. Peki eprojeniz nedir? Eprojeniz bir tık farklı Kıtaları oluşturacak. Yani dağlar oluştu. Peki kıtaları oluşturan gücün adı nedir derse bize ne diyeceğiz? Eprojenes. O zaman kıtaların oluşma teorisini ortaya atan Alfred Wegener aslında Eprojenez'in bu anlamda temellerinde farklılığın olduğu ve bu anlamdaki konveksiyon akımlarında dünyayı şekillendirdiğini rahatlıkla gözler önüne sermiştir. Şimdi eprojenes deyince aklımıza gelecek ilk şey neydi? Kıta oluşumu. Peki nedir kıta oluşumu? Son derece yavaş gerçekleşir. Yine orijenizde olduğu gibi hatta daha da daha yavaş gerçekleşecek bir olaydır reprojeniz. Geniş alanlarda görülen alçalma ya da yükselme hareketleridir. Bunu da unutmayalım. Önemli bir uyarımız var eprojenize girmeden önce. Hemen o uyarıdan bahsedelim. Eprojenizdeki alçalma ya da yükselmeyi başlatan sebep yan basınçlar değil. Magma üzerinde oluşan levhaların izostatik dengesinin bozulmasıdır. Yani dünyanın izostatik dengesinin bozulması bu anlamda projenizin başlamasına sebep olan en önemli denge bozulmasıdır ezostatik dengeyi bozan yani başlatan olaylar nelerdir acaba? Bunlar da önemli vurgular. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar buradaki vurgulara. Çünkü ÖSYM bununla ilgili sorular karşınıza çıkartacak. Acaba ezostatik denge nelerden etkilenmekte ya da hangi durumlarda meydana gelmekte? Bunlar işte aşağıda verildi size. Bu bilgileri lütfen cebimizde tutmaya çalışalım. Bunlardan iyi ki ve hatta en önemlisi aşındırma ya da biriktirme faaliyetleri. Az önce bahsetmiştik bundan. İklimsel değişmeler, neden iklimsel değişmelerse hemen aklımıza şu bilgi gelecek. Ağır buzul çağlarının yaşandığı dünyada buzulların karalar üzerine birikmesi ya da dağ tepelerinde birikmesi bu anlamda kıtaların aşağı doğru göçmesine yani alçalmasına sebep olmakta. Bu da işte eprojeniz başlatan önemli vurgulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Yine volkanizma. Lavların bu anlamda dünya üzerinde birikmesi, dünyadaki o dengenin ne yapmasına, bozulmasına ya da yer değiştirmesine sebep olabilmektedir. Lütfen bunu da unutmayalım. Peki şimdi şekil üzerine göstermeye çalıştığımız bilgi aslında bu anlamda sizin dışa aktarımızın daha rahat olmasını sağlayacak bir görsel oluşturacak. Şöyle bir bakalım çökelme alanları diyor. Demek ki burada bir yük var. Evet yükün artmasıyla beraber burada bir ne olacak aşağı doğru iniş başlayacak. Peki şu alanda ise ne var? Yüksekte kalan alanlar ne yapıyordu arkadaşlar dünyada? Aşınmaya uğruyordu. Peki o zaman aşınma devam ettiği sürece ortamda ne gerçekleşir? Hafifleme. Hafifleme ile beraber yükselme başlayacak ve bu yükselme sonucunda bir taraf alçalırken bir taraf daha da yüksekte kalabilecek lütfen önemli vurgudur. Yani yukarıda çökenme başladı. Yük azaldı, yükselme başladı. Bakın burada da gösterdiğimiz üzere. O zaman izostatik denge bir takım şeylerden etkilendi. Bunlar önemli etkilerdi. Az önce bahsettiğimiz etkilerle de dünyanın bazı alanları çöktü. Bazı alanları ise yükseldi. Epojenizmde ispatı olarak karşımıza çıktı. Yine arkadaşlar bunu diğer bir görselle desteklememiz gerekirse hemen şuna bakabiliriz. Buzullar erimiş. Ne yapacaktır buzlar eriyince? Ortamdaki yük azaldığı için kara hafifleyecektir. Karanın hafiflemesi ne yapacaktır? Karayı daha da yukarı çekecektir. Yani ortamda bir yükselme gerçekleşti. Nerede? Kara üzerine. Peki, etrafında bulunan deniz kara yükselirse, şurada bulunan deniz kara yükselmeye devam ederse ne yapacaktır? Gerileyecektir. Yani biz buna ne diyoruz? Deniz gerilemesi. Ne diyeceğiz peki buna? tabiri caizse regresyon. Peki ilerlemede ne gelecek arkadaşlar aklımıza? İlerlemede ise durum tam tersi olmalı. Neden? Ne yapacaktı deniz gerilemesi için kıtanın yükselmesi gerekiyordu. Peki şu şartların değiştirilmesi durumunda ne olur? Yani denizin ilerlemesi için neye ihtiyacım var? Kıtanın ne yapması lazım? Üzerindeki yükünü artması, yük arttıkça kıtanın alçalması ve denizin kıtanın üzerine doğru ilerlemesi. İşte biz de buna transgresyon diyeceğiz diğer adıyla. Yani deniz ilerlemesi için transgresyonu kullanacağız. Deniz gerilemesi için ise regresyonu kullanacağız rahatlıkla. İkinci şekil yine buzulların oluşmasıyla ortamdaki yükün artması, karanın çökmesi ve yine denizin ilerlemesini rahatlıkla görebilmeniz için hazırlanmış ayrıntılı bir görseldir. Bununla ilgili bir uyarımız var. Detay bir uyarıdır. Aklınızda bulunsun. Karşınıza sıkça çıkacak. Eprojeniz olayıyla acaba neler gerçekleşir? Kıyı çizgisinin yeri değişir. çalandırma dediğimiz sistem aslında buna en önemli örneklerden bir tanesi. Yani kıyı tarçaları oluşturulur. Eprojeniz sonrası önemli. Yine bir diğer detay uyarımız arkadaşlar. Grönland ve Antarktika'da buzulların verdiği ağırlıktan dolayı ne olacaktır ortamda haliyle? alçalma olacaktır. Lütfen bu detaylı bilgileri de sahip olalım. Yine arkadaşlar bu şekilde de denizin ilerlemesi, burada ise denizin gerilemesi. Burada yine aynı şekilde A ve B'deki değişiklikler gözler önüne serilmiş bulunmakta. Müzik